Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Yengeç burçlarına niyetle bir fal kapattım. Hemen açıyorum. Bakın sevinç gözyaşı çıktı. Dilerim de böyle istediğiniz çok güzel ya da istediğiniz çok güzel şeyler olur. Şöyle bir bakalım ilk önce hep beraber neler çıkmış. Siz de görün diye çeviriyorum iyice. Bakın içimize sıkan bir şey olmuş. Ama tabii ki de biz çok duygusal insanlar olduğumuz için tartışmalardan çok etkileniyoruz. Olan olaylardan çok çabuk etkileniyoruz. Böyle bir karamsarlık şeklinde başlamış ama büyük bir sıkıntı değil ama büyük bir karamsarlık var. Bakın yengeç burçlarında büyük değişimlerin başladığı, devam ettiği bir ay olacak. Böyle bir ev taşıma, taşınma ya da iş değişikliği söz konusu olacak. Böyle mallar, mülkler herkes sırtına yükünü almış. Bir taşınma, bir kalabalık söz konusu. Bence bir adım atılacak. Ama bu tabii daha çok mal mülkle böyle eşya taşıma, iş değişikliği gibi bir şey söz konusu. Büyük bir şey yaşayacaksınız. Yapmak istediğiniz, planladığınız şeyler sanki böyle bir anda yavaş yavaş olmaya başlayacak. Siz de evet çaba harcayacaksınız ama biraz da böyle kendiliğinden olaylar artık akmaya başlayacak. Eğer ki uzun zamandır iş değişikliği yapmak isteyen bir yengeç burcuysanız iş teklifi alabilirsiniz ve bir iş değişikliği söz konusu olabilir. Eğer ki ev değiştirmek istiyorsanız bunun planları, adımları plan demeyelim ama adımları atılabilir artık. Büyük bir hayaliniz var. Bu hayalin gerçekleşmesini istiyorsunuz ve bunun için güzel şeyler olacak. Bakın burada böyle bir koyun figürü çıkmış sanki. Hani böyle koyun gördüğümde ben hep adak aklıma gelir. Çok istediğiniz bir şey olabilir ve hani adak adayacak kadar çok istediğiniz bir şeyle onun gerçekleştiğini görerek çok mutlu olabilirsiniz. Değişimlerin başladığı çok güzel bir ay olacak. Hayallerinizin gerçekleştiği çok güzel bir ay olacak. Hareketlenme ve hayatın artık doğru yönde akışı bence yavaş yavaş sağlanıyor. Büyük bir sıkıntı atlatılmış ama hane kısmı çok güzel. Büyük bir hayaliniz gerçekleşecek. Yengeç burçları böyle çok duygusaldır ya böyle her şeyi çok kafaya takar. Biz her şeye de çok çabuk bağlanırız. Hani böyle sevmediğimiz iş bile olsa hadi ben bu işten ayrılmayayım diye son ana kadar direniriz. Yani hani böyle öyle bir şey ki zaten bu onun verdiği karamsarlık. Bu şey değil yani böyle gerçekten hani çok üzücü bir olay atlatılmış değil ama yani böyle eski evden bile çıkmak istemiyoruz biz. Alışmışız, bağlanmışız. Çok duygusalız. Çok hani böyle her şeyi çok seviyoruz. Öyle bir kalbimiz var ki her şeyi çok seviyoruz. Ya da bize çok zarar veren, bizi mutsuz eden, aşağıya çeken insanlar vardır etrafımızda. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Onlardan bile kolay kolay kopamayız. Yani bize zarar verdiğini bildiğimiz halde değişimler bizi bazen incitebiliyor. Çünkü yeniliklere karşı aslında evet çok seviyoruz yenilikleri de ama eski olan bağımızdan dolayı böyle bir hüzün yaşamış olabiliriz. Değişimlerin başladığı bir ay olsun inşallah da. Büyük bir kalabalığa girebilirsiniz. Yani bir girebiliriz diyorum, bir girebilirsiniz. Hani ben de yengeç burcu olduğum için büyük bir kalabalık söz konusu. Eğer ki uzun zamandır ben şöyle yorumluyorum bunu. Beraberliği olan bir yengeç burcuysanız bunu artık resmiyete dökmek isteyebilirsiniz. Hani yaza düğün olsun ama şimdiden aileler tanışsın, işte bir söz olsun, bir nişan olsun falan diyebilirsiniz. Böyle bir kalabalığın içine girebilirsiniz ya da uzun zamandır iş arayan bir yengeç burcuysanız büyük böyle kalabalık bir şirkette iş görüşmesine gidip yeni bir işe başlayabilirsiniz. Kalabalık ama güzel, ferah bir ortam çıkmış. Bazen yeni arkadaşlar, yeni iş ortamı, yenilikler çok iyidir ve bence eskilerin geride kaldığı ve o yüzden biraz da tabii içimizin burkulduğu yeniliklerin başladığı, yeni kalabalıklara girdiğimiz bir ay. Yeni bir eve taşınırsak yeni komşular, yeni arkadaşlıklar da edinebiliriz. Bizi aslında bunlar da çok mutlu ediyor. Sonuçta eskiye ait insanlarla da bağımızı koparmak zorunda değiliz. Eski arkadaşlarımızla da görüşebiliriz. Bakın şurada şöyle bir ben bunu kadın figürü gibi görüyorum. Bir kadın ve artık böyle devrilmek üzere gibi. Eğer ki bir yengeç burcu kadınsanız bu falı dinleyen, bu sizsiniz ve artık böyle büyük bir sorumluluğunuz yüzünden duygusal olarak bir çöküntüye girmek üzere gibi hissedebilirsiniz kendiniz ama o sırada arkanızdan size destek çıkacak bir insan var. Bakın biri böyle sırtınızdan tutup size hiç ummadığınız bir şekilde destek verilecek ve devrilmenizi engelleyecek.
Yengeç burçları çok fazla anaçtır, çok fazla duygusaldır. Herkesi sahiplenir. Eşini de bir anne gibi sahiplenir. Arkadaşını da bir anne gibi sahiplenir. Kendimden biliyorum, iş yerindeki arkadaşlarınız bile sizden 3 yaş küçükse tamam sizin için kardeştir, çocuktur. Hemen sahiplenme moduna giriyoruz. O yüzden aslında fazlasıyla da yoruluyoruz. Arkadaşı, eşi, dostu, akrabayı, herkese o kadar çok sahipleniyoruz ki tabii duygusal olarak da bu sorumlulukların altında bazen eziliyoruz. Çünkü onların üzüntüsü de bizi üzüyor. Onların mutsuzluğu bizleri üzüyor. Sanki böyle duygusal olarak mutsuz ve yıkıldığımız, böyle bir boşlukta olduğumuz, üzüleceğimiz bir anda birisi arkamızdan bize destek çıkacak. Böyle onun sayesinde böyle ayağa tekrardan kalkabiliriz ve bizi mutlu edebilir. Biz zaten manevi güce çok inanıyoruz. Bize maddi olarak biri destek olmadığında biz çok fazla kırılmıyoruz yengeç burçları olarak, ama manevi olarak eğer ki birini yanımızda hissetmek istiyorsak ve o insan eğer doğru zamanda bizim yanımızda değilse biz o zaman çok yıkılıyoruz işte. Yani o insandan da o zaman kopmaya başlıyoruz. Hemen başlıyoruz duvarlarımızı örmeye ama hemen uzaklaşmıyoruz. Çünkü o minnak kalbimiz hemen uzaklaşmaya tahammül edemiyor. Zamanla yavaş yavaş duvarlarımızı örüp zaten uzaklaşıyoruz ama öyle değil. Doğru zamanda doğru kişi yanınızda, arkanızda olacak ve bu bir eşiniz de partneriniz de olabilir ama arkadaşınız da olabilir. Doğru zamanda doğru yerde arkanızda destek çıkacak ve size çok büyük güç verecek bu ay içerisinde. Kısa kısa bakın bir sürü yollarınız çıkmış. Yengeç burçları anaçtır. Evet, evine çok düşkündür ama kesinlikle gezmeyi çok severler. Ben kendimden biliyorum. Ve yengeç burçlarının böyle büyük bir parça mal ya da bir para bekliyor. Yani hiç ummadığınız bir yerden bir gelir elde edebilirsiniz ya da var olan geliriniz de artabilir, biraz rahatlayabilirsiniz. Yengeç burçları paraya çok düşkün değildir ama paranın da önemini bildiği için tutumlu insanlardır. Doğru yerde doğru harcama yaparlar. Yani sizi mutlu edecek kadar ve belki de rahatlatacak bir yerden bir para gelecek. Bakın hayatınızdan bir kişi arkasını dönmüş ve gidiyor. Yani bu sizin hane kısmınız dersek bir kişi arkasını dönmüş size ve sizden uzaklaşıyor çıkmışsınız. Bu kişi daha da sizden uzaklaşabilir. Her son yeni bir başlangıçtır. Eğer hayatınızdan biri çıkarsa ya da işte bir arkadaşınız ya da bir partneriniz, evet yengeç burçları kolay kolay bunu kaldıramaz, çok üzülür ama her son yeni bir başlangıçtır aslında. Eğer ki hayatınızdan çıkmak isteyen biri varsa varsın, bırakın çıksın. Hiç kimse zorla sizin hayatınızda kalmaz. Yengeç burçları bence birçok şeyi öğrenmeye başladı artık son yıllarda. Eğer ki birisi sizin yanınıza kalmak istiyorsa kalsın. Zaten duygusal insanlar böyledir. Birini zorla yanında tutmak istemez. Gerçekten isteyen insanı hisseder ve onun için elinden geleni yapar. Yengeç burcu sahiplenir, sonuna kadar sahiplenir, hem de kalmak isteyeni ama gitmek isteyen için de çok bir şey yapmaz. Sadece izlemler, gözlemler. Yengeç burcu insanı, hani böyle çok sessiz, sakin duruyoruz ya böyle. Herkes iyi niyetimizi bazen saflık olarak görebiliyor ama şöyle bir gerçek var. Çok sakin ve sessiz bir şekilde etrafımızı çok fazlasıyla gözlemliyoruz. Onları o kadar iyi anlayıp analiz edebiliyoruz ki farkında bile değiller. Ve bizi seven insanla sevmeyen insanı, değer verenle vermeyen insanı çok rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Onlar farkına varmasa da. Eğer ki biri gitmek istiyorsa, eğer zaten değer görmediğimizi düşünüyorsak, biz Yengeç burcu duvarlarımızı çoktan örmüşüzdür zaten. O giden kişi de zaten siz duvarınızı ördüğünüz için gidiyordur. Varsın gitsin, varsın yolu açık olsun herkesin. Umarım sizin hayatınızda sizi mutlu eden insan olur. Bakalım başka neler var. Bakın şurada da böyle bir tane ayaklarıyla üzerinde yürüyen bir kuş var sanki. Az önce bir adak ve kurban demiştik, burada var sanki koyun gibi. Onun altında bir kuş var. Ama yürüyerek geliyor. Sanki uçmuyor da böyle bir haber alabilirsiniz. İstediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz bir haber artık gelebilir. Çünkü bu böyle uçarak aniden böyle hızlı bir şekilde gelmeyecek ama zamanla, süreç içerisinde belki de beklediğiniz bir şeydi, o haber gelecek. Güzel bir haber alabilirsiniz. İşle ilgili ya da hayatınızla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz. Bakın bir de şurada şöyle bir ellerini kolunu açmış bir insan var. Biriyle tartışmış olabilirsiniz. Biriyle sorun yaşamış olabilirsiniz.
Böyle elleriyle insanlar böyle öfkeli bir şekilde duruyor sanki. O kişiden bir haber alabilirsiniz. Burada da karşıda biri var. Sanki böyle tartışıyor ve düşünüyor gibi. Biriyle küçük bir sorun yaşadıysanız onunla ilgili bir haber, gelişme söz konusu olabilir. Beklediğiniz birinden haber varsa o haberi de alabilirsiniz. Gelin anlamıyla bu şekilde çıkmış. Tabağımıza da bir bakalım. Yengeç burçların tabağında neler çıkmış? Tabağı ben yine kurutmuşum. Çünkü böyle kahve içtikten sonra bekliyorum bazen. Bir dilek tutalım. Dilerim bütün istediklerimiz gerçek olur. Şurada neler var bakalım. Şöyle siz de görün, siz de yorumlamaya çalışın. Yani şurada bir kadın figürü var sanki. Bakın kafası, burada göğsü, burada bacakları oturmuş bir yerde, çömelmiş gibi. Oturmuş bir şey düşünüyor. Yengeç burçları çok duygusaldır. Hayatınızdaki kadın olabilir ya da siz yengeç burcu kadını olabilirsiniz. Oturmuş bir şeyi çok içli bir şekilde düşünüyorsunuz. Hayatımı yoluna sokayım, işle ilgili yapmam gereken bir şey varsa artık yapayım ya da ilişkiyle ilgili herhangi bir şey varsa artık yapayım dediğiniz ve hayata geçirmek istediğiniz büyük bir düşünceniz var. Kafanızda böyle iki tane ayrı ayrı düşünce oluşmuş, iki tane ayrı fikriniz var ve bunlar arasında kararsız kalıyor olabilirsiniz. Yengeç burçları kararsız değildir. O genelde kalbinin sesini dinler. Mantığımızla hareket edebiliriz. Oturup düşüneceğiz. Mantığımızla hareket ederken belki yüreğimiz acıyacak ama doğru kararlar almaya başladığımız bir ay olacak. Temiz kararlar alacağız. Sonrasında sevinç gözyaşları dökebiliriz. Her ne karar alırsak alalım, emin olun bizim için en iyisi olacak. Çünkü yok yani kalbimiz bazen olmadık yanlış şeylere de sevebiliyor. O kadar böyle gerçekten yengeç burçlarının böyle büyük bir kalbi var ki doğru yanlış demeden her şeyi seviyoruz, her şeye bağlanıyoruz, her şeyi alışkanlık haline getirebiliyoruz çok çabuk. Sonra da bunlardan vazgeçmek istemiyoruz ama işiniz, bırakmanız gereken bir işiniz varsa oturup düşünmeyin, bırakın artık, değiştirin. Biten bir ilişki varsa bitirin. Yani bunun da arkasından gitmeyin. Sizi daha güçlü olmaya çalışın. Doğru iş sizi bulur, doğru insan sizin yanınızda kalır zaten. Eğer ki bir ikilemdeyseniz silkelenip mantığınızla hareket etmeye çalışın. Bir sevinç gözyaşınız var. Umarım güzel bir haber alırsınız. Bakın böyle yine bir patlama olmuş burada sanki. Duygusal bir patlama yaşayabilirsiniz. Dikkatli olun, ilişkilerinizde biraz böyle daha sakin kalmaya çalışın. Her ne olursa olsun biraz mantığınızla hareket ederek olayları kendi akışında ama sizin lehinize çevirebilirsiniz. Umarım güzel bir ay geçer hepimiz için. İstediğimizden çok daha güzel bir ay geçsin. İstediğimiz her şeyi yapmaya başladığımız, aklımızla mantığımızın birbirine uyum sağladığı güzel bir ay olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.